askeri ile efsaneleşen Sparta uygarlığı. Sparta, antik çağda güçlü Yunan şehir devletlerinden biriydi. Sparta uygarlığında iki kral vardı. Devlet iki kral tarafından yönetilirdi. Bu iki kralın saygınlıkları çok yüksekti. Krallık babadan oğula geçerdi. Sparta uygarlığının en belirgin özelliği aşırı disiplinli askeri örgütlenmesiydi. Toplumda her erkek ve kadının görevleri vardı. Erkekler askerdi. Kadınlar ise devlete asker yetiştirmekle görevli anne konumundaydı. Her kadın çocuğunu 6 yaşına kadar büyütmek, dayanıklı ve sağlıklı olarak yetiştirmek mecburiyetindeydi. Spartalı çocuklar 6 yaşına geldiklerinde annelerinden ayrılarak askeri disipline yavaş yavaş alıştırılmak üzere devletçe alınır ve ilerleyen yaşlarında eziyet verici şartlara dayanıklı olabilmeleri için bölge bölge dolaştırılırdı. Sparta'da çok sert bir askeri disiplin yönetimi bulunuyordu. Spartalı çocuklar 20 yaşına geldiklerinde tam bir asker olarak hizmete başlar ve 60 yaşına kadar askerlik görevini yapardı. 60 yaşına gelebilen erkekler bundan sonraki hayatlarını toplantılar yaparak geçirirlerdi. 60 yaş üzeri üyelerden oluşan İhtiyarlar Meclisi devlet yönetimi ile ilgili kararlar alır ve 30 yaşını geçmişlerin oluşturduğu diğer bir meclis kararları sonuca bağlardı. Spartalılarda karar alma işlemi çok ilginçtir. Okunan maddeler toplantıya katılan kalabalığın çıkardığı seslerle hükme ulaştırılırdı. Kimin sesi çok çıkarsa o yönde karar çıkardı. Sparta uygarlığının bir diğer özelliği ise köle düzenindeki farklılıklardı. Diğer Yunan uygarlıklarının aksine Sparta uygarlığında köleler temelde devlete aitti. Bir kölenin tüm kullanım hakkı devletindi. Ancak devlet kölenin bağlı bulunduğu toprak sahibine tarım ürünlerinden bir pay vermek zorundaydı. Toprak sahibi köleyi öldüremez ve ona işkence yapamazdı. Sparta uygarlığında köle sınıfı Helot adını taşıyordu. Helotlar bir tür ekonomik özelliğe de sahiplerdi. Spartalılar da Helotları denetlemek amacıyla muhbirler ve gözetçiler görev yaparlardı. Helotların yaşadığı kasabalara ara sıra pusu kurulur ve daha önceden tespit edilen ve ileride sakıncalı olabilecek Helot bireyleri öldürülürlerdi. Bu işte görevli kurumun adı ise Kripti idi. Bu yüzden Helotlar asla sivrilme davranışı içinde olamazlardı. Spartalılar savaşarak kazandıkları topraklardaki halkı da Kaleros sistemine dahil ederdi. Kaleroslarda hiçbir gerçek Spartalı vatandaş yaşayamazdı. Spartalılarda bir diğer sınıf Periyekler adı verilen sınıftı. Periyekler 30 bin kişi kadardı. Bunlar devlet ilk kurulurken işgal edilen Lakonya bölgesinde yaşayan Aka uygarlığı soyundan gelenlerdi. Periyeklerin bir Spartalı gibi yönetimde söz sahibi olması ve bir asker olabilmesi ayrıca bir periyekin bir Spartalı ile evlenmesi mümkün değildi. Periyekler tarım, ticaret ve zanaatla uğraşmak ve devlete vergi vermekle yükümlülerdi. Helotlara göre oldukça özgürdüler. Fakat Sparta topraklarında yaşamak onlar için de kolay değildi.